Katılım sağlayan, emeklerini, yüreklerini, dimağlarını, kalemlerini aktıp kalemlerinden kitaba dönüştüren bütün yazarlarımıza ve tabii ki en başta da Urfalı yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Okuyan toplumlar sorgulama melekelerini geliştirirler. Sorgulayabildiğimiz takdirde kendi irademizi birilerinin ipoteğine vermemiş oluruz. Toplumun, doğulu toplumların özellikle en büyük özelliği, bir taraftan iyi sayılan fakat en çok da istismar edilen özelliği iradelerin ipotek altına alınması. Yani birilerine tabi olmak. Tabi olmak bu ülkeye, bu millete, İslam alemine, doğulu toplumlara çok büyük bedeller ödetmiştir. İlk emri namaz kılma, kılın demeyen, oruç tutun demeyen, bunların hepsinden önce oku diyen bir dinin mensuplarıyız. Ve Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçen ifadeler var. İki tane önemli ifade var. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz diyor. Ve gençlerle yaptığım sohbetlerin hepsinde ısrarla söylediğim bir şey var. İradenizi kimsenin ipoteğine vermeyin. Allah'ın ve Resulünün dedikleri dışında her şeyi sorgulayın. Eğer bir sorgulamayı öğrenebilirsek neden niçinleri görürüz ve Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu farklılığı görürüz. O farklılıklar içerisindeki güzelliği görür. O zaman birbirimize daha çok sarılırız. İyi ve doğruyu buluruz. Bu manada emekleri olan yazarlarımıza, birikimlerimizi yeni nesillere aktaran büyüklerimize hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Şahsım adına, kurumum adına ve şehrim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu devam edecek. İnşallah daha çok okuyan, daha çok sorgulayan, kabullenen, daha çok kucaklaşan bir Urfa, bir Türkiye, bir İslam alemi, bir dünya olur dileğiyle tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Kütüphaneler Şubemize, Murat Bey'in şahsında tüm arkadaşlarıma ve Emin Özçınar Bey'e emeklerinden dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.